Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve ashabi ve men tabi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Kıymetli kardeşlerim, hepinizi selamların en güzeliyle, Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, afiyeti, mağfireti üzerinize olsun. Bugün elhamdülillah Müddessir suresine başlamış olacağız. Surenin ilk 7 ayetlik bölümüyle bu dersimizi şekillendireceğiz. Sözümüzün başında Rabbimden niyazım, önce bana söyleyeceklerimi doğru söyleyebilmeyi, sonra da size dinleyeceklerinizi doğru dinlemeyi, doğru anlamayı ve doğru yaşamayı nasip ve müyesser eylesin. Müddessir suresi, Müzzemmil suresinin peşinde yer alan ve hayatı inşa eden muhteşem mesajlara sahip bir suredir. Müddessir suresi. Ben her Müslümanın Kur'an-ı Kerim'le tanışıklığında önce Müzzemmil'i ve Müddessir'i tanıması gerektiğine inanırım. Bir adam Müzzemmil'i tanımıyorsa onun Kur'an'ı tanıması zordur. Bir adam Müddessir'i tanımıyorsa onun da risaleti ve hayatı tanıması zordur. O itibarla biz Müddessir suresini olabildiğince detaylandırarak, içerisindeki mesajları derinlemesine inceleyerek ve epeyce de bir zaman süreceğini düşünerek derslerimizi Müddessir ile devam ettireceğiz inşallah. Biliyorsunuz, nüzül sırasına göre sureleri işliyoruz. İniş sırasını takip ediyoruz. Daha önceden ilk derslerde söylemiştim. Nüzül sırasında çok standart, herkesin kabul ettiği bir sıralama yok esasında. Fakat ben şahsen hani az buçuk Kur'an'ı tanıyan bir insan olarak ve surelerin birbiriyle irtibatını, konu özelliklerini biraz tahlil eden bir kardeşiniz olarak bir sıralama şekillendirdim. O sıralamaya göre sureleri işlemeye gayret ediyoruz. Buna göre mesela bazıları Müddessir suresini Kur'an'ın ilk suresi olarak tanıtır. Böyle diyenler bile vardır. Ama asıl belirleyici olan nokta, bir sure Mekki midir, Medeni midir? Mekke 3 dönemden oluşur. İlk 4 yıl, ikinci 4 yıl ve üçüncü 4 yıl. Bu 4 yıllık periyotlar içerisinde bir sure hangi periyotta indi, eğer bu biliniyorsa, bir önceki, bir sonraki sure sıralamasındaki değişiklik çok mühim değildir. Çünkü artık surenin mantığı bellidir. Vermek istediği mesajı bilirsiniz ve sureyi doğru tanıma fırsatı elde edersiniz. Ama Mekki bir sureye Medeni derseniz ya da tersine, Medeni sureye Mekki derseniz surenin mesajını kolayına anlayamayabilirsiniz. O itibarla çok iddialı olarak İşte sıralama %100, 1, 2, 3, 114'e kadar %100 şöyledir diye kesin bir ifademiz yok. Bir başkası kalkıp 4. sırada Müddessir değil de filanca sure indi derse onu da çok yadırgamayız. Biz artık matematik olarak şu sırada, milimetrik olarak bu sırada diye bir takıntımız yok. Ama muhtevasına, yani surenin içeriğine baktığımız zaman az buçuk anlıyoruz. Bu sure nerede indi, ne zaman indi?
konusu surenin iniş yeri ve zamanı hakkında bize malumat vermiş oluyor. O malumat doğrultusunda surenin yani Müddessir suresinin 4. sırada indirildiği kanaatindeyim. Müzzemmil'den sonra inmesi lazım. Niçin? Çünkü Müzzemmil önce Hazreti Peygamber'in hani bu söyleyeceğimi de yanlış anlayacaklar diye korkuyorum. Yani çok yanlış anlaşılan ya da yanlış anlaşılalım diye isteyen, bekleyenler var. İnşallah bir yanlış yapar da oradan işte vururuz. Ama bizi en çok onlar dinliyor biliyor musunuz? Yani o kadar sadakatle dinliyorlar ki sorma gitsin. Yani buraya gelenlerden daha dikkatliler. Güya. Bu gök sofrasıdır. O sofradan onlar da istifade etsinler. Bu surenin son bölümünde ona ait nefis bir pasaj var. Orada sözlerimi oraya saklıyorum. Orada söyleyeceklerim var. Son grup ayette. Yanlış anlaşılmama adına Müzzemmil Müddessir'den önce indirilmiş olmalıdır diyorum. Çünkü Müzzemmil nübüvvetin konusudur. Müddessir risaletin konusudur. Ne demek istiyorum? Şimdi bizim geleneksel bilgimizde şu var. Risalet ve nübüvvet farklı peygamberlerin sıfatlarıdır. Hatta şöyle şablon cümleler vardır. Her Resul nebidir. Ancak her nebi Resul değildir. Niye? Resul kendisine kitap indirilen peygamberdir. Nebi kendisine kitap indirilmeyip önceki kitabı tebliğ ile yükümlü tutulmuş peygamber demektir. Derler ve bunun kesinlikle doğru olmadığını da ben söylüyorum. Asla ve kat'a hiçbir şekilde doğru değildir. Buna karşılık ben diyorum ki her Resul nebidir, her nebi Resuldür. Her peygamber hem nebidir hem Resuldür. Ama illa bir ayrım ortaya koyacaksak her peygamber önce nebidir sonra Resuldür. Bu ayrımın sebebi ne? Nübüvvet ilahi bilgilerden haberdar edilmek demektir. Yüksek bir makama getirilmek ve ilahi bilgilerden malumat sahibi ya da haberdar edilmiş olmak demektir. Nübüvvet. Önce bilgilendireceksiniz, sonra o bilginin ümmete tebliğ edilmesini isteyeceksiniz. İşte bilgilendirilmeye nübüvvet, o bilgilerin ümmete aktarılmasına risalet denilir. Bu her peygamberin özelliğidir. Şimdi size bir çırpıda, abartmıyorum ama, 20 tane ayet okuyabilirim bununla alakalı. Doğrudan o öbür algının Kur'an'a uygun olmadığını, doğrusunun nübüvvet ve risaleti farklı şahıslara yönelik görev olarak tanıtanların yanlış yaptığını ispat eden şu kadar ayet okuyabilirim. Bir merakınız oluştu mu? Okuyayım mı bir tane, iki tane? Okuyayım ya. O da Allah'ın ayeti, ne olacak yani? Okuyayım. Biz Müddessir'e başlayacağız bugün inşallah. Bak şimdi. Bakara suresinin 213. ayeti var. Bakara 213. Orada Rabbimiz buyuruyor ki Estağfirullah. Kânen nâsu ümmeten vâhideten febe'asallâhun nebiyyine mübeşşirîne ve münzirîne. İnsanlar vakti zamanında başlangıçta tek bir ümmet idi, tek bir topluluk idi. Allah nebiler gönderdi. En nebiyyine, nebi kelimesini kullanıyor. Nebiler gönderdi. Mübeşşirîne ve münzirîne. Hakikatı müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak nebiler gönderdi. Şimdi cümleye bakın. Ve enzele ve Allah indirdi. Me'ahum o nebilerle beraber indirdi. Neyi? El kitabe, kitap indirdi. Hani nebiye kitap gelmiyordu? Bak
Üstelik hepsine kitap vermiş. Bir tanesine filan değil, istisna bir kullanım değil, tamamına kitap verilmiştir. Bir tane daha okuyayım. Nisa suresinin Nisa suresinde bu defa uyarıcılar ve müjdeleyiciler ifadesi kullanılarak bu defa Nebi kelimesiyle beraber Resul, Rusul kelimesi de kullanılıyor. Bakın, yani nasıl bu algılar yerleşmiş, nereden gelmiş ben bunu anlamıyorum ya. Ayete bakın, şu kadar açık ayet. Nisa 163-164. Ayetler. İnna evhayna ileyke kema evhayna, biz sana vahyettik, kema evhayna, tıpkı vahyettiğimiz gibi. Kime? İlâ Nuhin, Nuh'a vahyettiğimiz gibi. Sonra ve nebiyyine min ba'dihi, ondan sonraki nebilere de vahyettik. Beyim nebinin vahiy almasını anlamıyor bir türlü. Ona göre vahiy almak için Resul olmak lazım. Resul olmak için önce nebi olmak lazım. Ve evhayna ila İbrahim'e ve İsmail'e ve İshak'a ve Yakub'a ve Esbat'ı ve İsa ve Eyyub'e ve Yunus'e ve Harun'e ve Süleyman ve ateyna Davud'e Zebura ve Rusulen kad kasasnahum aleyke min kablu ve Rusulen lem neksushum aleyke ve kellemallahu Musa teklima. Rusulen mübeşşirine ve münzirine. Yani ayette pek çok peygamberin adını sayıyor Rabbimiz. O arada diyor ki, bak diyor, kıssasını sana anlattığımız peygamberlere de vahyettik. Rusul, peygamberler, önce nebiyyin geçti, şimdi Rusul. Aynı yani. O da vahiy alıyor, o da aynı şey. Aynı adamdan söz ediliyor yani. Sana kıssasını anlattıklarımız var, onlara da vahyettik. Ve Rusulen, lem neksushum aleyke, sana kıssasını anlatmadığımız peygamberler de var. Onlara da vahyettik. Nitekim ve kellemallahu Musa teklima. Allah Musa'ya da konuşmuştur. Şimdi bunu Musa ile konuştu diye tercüme ediyorlar. Hayır. Allah Musa'ya da konuştu yani. O da vahiy aldı yani. Rusulen bunlar bu peygamberlerin hepsine vahyettik. Rusul kelimesini kullanıyor. Mübeşşirine ve münzirine. Aynı nebiler için kullandığı Bakara 213'teki gibi burada da Rusulü yani peygamberleri mübeşşirin ve münzirin sıfatlarıyla tanıtıyor. Bunlara da vahiy gönderdik diyor Rabbimiz. Mesela bir ayet daha söyleyeyim. En'am suresinin 83. ayetinden itibaren bir pasaj var. En'am 83. Ve tilke hüccetuna ateynaha İbrahim ala kavmihi nerfa'u derecatin men neşâ inne rabbeke hakimun alim ve vehebna lehu İshak'a ve Yakub küllen hedeyna ve Nuhan hedeyna min kablu ve min zürriyetihi Davude ve Süleymane ve Eyyube ve Yunus'a ve Yusuf'a ve Musa ve Harun ve kezalike nezzil muhsinin ve Zekeriya ve Yahya ve İsa ve İlyas küllün mines salihin ve İsmail'e ve Yesa'a ve Yunus'a ve Lut'a ve küllen faddalna alel alemin. Böyle peygamberleri sayıyor. Sayıyor. Hani ayeti doğrudan tercüme etmiyorum. Pek çok peygamberi sayıyor. Geliyor aşağıya doğru. Ve min abayhim. Bunların babalarından da peygamberler gönderdik. Atalarından da. Ve zürriyatihim. Gelen nesillerinden de gönderdik. Ve ihvanihim. Kardeşlerinden de peygamberler gönderdik. Yani peygamberler bizim saydıklarımızdan ibaret değil diyor Allah-u Teala. Daha babalarından, nesillerinden, kardeşlerinden şu kadar peygamberler gönderdik. Ve ctebeynâhum ve hedeynâhum ilâ sırâtın müstakîm. Onları biz seçtik ve onları dosdoğru yola biz eriştirdik diyor. Ondan sonra 89. ayette harikulade bir cümleye yer veriyor. Kitap alana mı Resul deniyor? Kitap almayana mı nebi deniyor? Bu algıyı düzeltme noktasında bakın ne buyuruyor. Ulaike, işte bunlar var ya bu sayılanlar, bu peygamberler, ellezine ateynahum,
biz onlara verdik. Hepsine verdik. Neyi? El kitabe. Hepsine kitap verdik. Aynı kitaptan hepsine farklı farklı zamanlarda farklı farklı pasajlar, farklı farklı versiyonlar, farklı dillerde onlara ulaştırdık. Hepsine. Ateynahum. Hepsine verdik el kitabı. O kitabı hepsine verdik. Vel hükme. Hepsine hikmet verdik. Yani kitabı vermek aynı zamanda hikmeti vermek demektir. Yani hikmet kitaptan farklı bir şey değil yani. Kitap neyse hikmet de o yani. O hikmet her prensibi hikmetler içeren o mesaj bütününü her peygambere verdik ve bir şey daha verdik diyor. Kitap verildiğine göre bu peygamberlere bunlara ne demek lazımdı şimdi? Ulaikellezine ateynahumul kitabe vel hükme vel risalete demesi lazım. Kitap verildi ve risalet verildi demesi lazım. Öyle değil. Ve nübüvvete, nübüvvet verdik. Kitap alana nebi deniyormuş bak. Efendim biz İmam Hatip'te öyle öğrenmedik. O İmam Hatip'te öyle, burada böyle. Yani ne yapalım? Başka bir yerde, başka bunu duymadık. Bu benim görüşüm değil zaten. Canım Allah'ın kitabı böyle diyor işte yani. Başka bir şey yok. Hala ikna olmamışlar çıkabilir. Ekranları başında bizi kontrol için dinleyenlerden çıkabilir. Onlara bir ayet daha söyleyeyim. Bu ayetle uyusunlar artık. Meryem suresinde Hazreti İsa'yı anlatır bir pasaj. O pasajda Hazreti İsa ile alakalı, hani annesi onu getiriyor da kavmi onu bunaltıyor, Hazreti Meryem'i nereden peydahladın bu çocuğu falan diye böyle paylayıp duruyorlar. O aralarında böyle konuşmalar geçiyor. Hazreti Meryem de feşaret ileyhi, İsa'yı işaret ediyor. Bunu bana söylemeyin, buna söyleyin diyor. O da daha konuşmadan kalu, demişler ki o kavim, keyfe nükellimu men kâne fil mehdi sabiyya. Ya bu bebekle nasıl konuşacağız? Veyahut da ya daha dün bebekti bu be. Yani ağzı süt kokan deriz ya Türkçede de. Adam geldi 40 yaşına hala çocuk diyor ona. Her baba için oğlu isterse 60 yaşında olsun çocuktur. Yani toplum böyle küçümseyeceği zaman beğenmediği adama dünkü çocuk der. Burada kastedilenin bu olma ihtimali de var. Her iki ihtimali de söylüyorum. Ama Hazreti İsa şunları söylüyor. Diyor ki kale inni abdullahi. Ben Allah'ın abdullahıyım yani. Abdullah kuluyum. Ben Allah'ın kuluyum. Ataniyel kitabe. Allah bana kitap verdi. Ve cealeni nebiyya. Ve beni nebi yaptı. Ne demeliydi öbür algıya göre? Ve cealeni rasula demeliydi. Demedi. Bak işte ne yapalım. Demek ki senin algında problem var. Yanlış biliyorsun, düzelteceksin. Bu kadar basit yani. Yani ne olmuş yani? Eskiden yanlış bildiğin şeyi bir defa düzeltsen ne olur yani? Diyor ki buna dönek derler. Hayır, buna dönek demezler. Buna istikameti bulmak derler. Hidayet erene dönek mi diyeceksin şimdi? Hidayete ermiş adam döndü. Bir yerde oturuyordum bir gün. Bir yerde oturuyordum. Deminki ayet. Meryem suresinin 30. 29-30. Daha var bir sürü ayet. Bir tane daha söyleyeyim bak. Bak şimdi. Vezkür fil kitab İbrahim. Hazreti İbrahim'le alakalı. Bu surede hemen karşıda olduğu için gördüm onu. İbrahim'i hatırla bu kitapta. İnnehu kâne sıddîken nebiyye. Bu nebi sıddık bir adamdı. Nebi. Nebi diyor Hazreti İbrahim'e. Sonra geliyor aşağıya doğru. Hazreti Musa'ya bu defa 51. ayette vezkür fil kitabı Musa innehu kâne muhlasan ve kâne resûlen nebiyya. Musa resul ve nebiydi. Allah Allah. Hani Musa'yı anladık, Tevrat var. Hazreti Musa'ya indirilen kitabın adı ne? Evet, o da bir yanlış bilgi. Hazreti Musa'ya indirilen kitaptır. Tevrat'sa bütün İsrailoğullarına indirilen mesajın genelinin adıdır. Hazreti Musa'ya indirilenin özel adı Tevrat değil. İsrailoğullarının bütün peygamberlerine gönderilen bütün mesajın ortak adı Tevrat'tır. Kur'an'ın hiçbir yerinde
Musa'ya Tevrat verildi diye bir ifade asla yoktur. Efendim öyle bilmiyorduk eskiden. Böyle işte. Bundan sonra böyle bir şey bulduğumuzdan değil. Yani Kur'an'ı okuduk, o öğretti bize. Böyleymiş yani. Hazreti İsmail'den söz ediyor. Daha sonra Meryem suresi 54. ayet. Vezkür fil kitab İsmail. İnnehu kâne sâdikal va'di ve kâne rasûlen nebiyya. Bak Hazreti İsmail hem resulmüş hem de nebiymiş. Ne yapalım işte, ayetler böyle. Ayeti değiştiremeyeceğimize göre algımızı değiştireceğiz. Bu kadar basit yani. Yani sorun değil yani. Elhamdülillah deyip rahat edeceksin. Bu döneklik değildir yani. Bu hakka ve istikamete yönelik bir yeni rotayı bulmaktır. İşte bir yerde oturuyordum. Adam biri dedi ki, ya bizim oralarda böyle birbirine takılırlar. Şimdi biliyorsunuz Trabzon eskiden Fatih'ten önce, Fatih'in dönemlerinde işte Bizans'ın idaresindeydi. İşte diyorlar ki benim olduğum yerde. İşte ben biraz Trabzonluluktan biraz övünüyorum. Bazen böyle şeyler yaparım ben yani. Şaka yapıyorum ya. Ya muhabbet ediyorum. Adam şakadan anlamıyor ya. Kütük gibi duruyor ya. Adama fıkra anlatıyorsun, gülmüyor. Sanki böyle şey gibi duruyor. Niye duruyorsun öyle yani? Ne var mı? Biraz gül. Yani biraz gülünebilir. Ne olmuş? Gülebilen varlık insandır yani. Arada gülünür. Ama öyle Hollanda ineği gibi her saniye gülmenin bir alemi yok. Yani ara ara gülebilirsin. Bir dert değil yani. Dedi ki bu böyle Trabzonlulukla övünüyor ama bunlar sonradan döndüler diyor. Biz şimdi şeyden işte döndük ya. İyi ya, ben de dedim biz döndük, siz ne zaman döneyorsunuz dedim. Yani siz belki de daha dönmediniz. Neyle övünüyorsun yani? Döndük elhamdülillah. Sen de dön. Yani burada bir kayıp yok. Yani istikamet buluyorsan mesele yok yani. Evet. Bu işte daha başka ayetlerde var ama artık neyse. Buraya şuradan geldim. Müzzemmil suresi nübüvvetin konusudur. Yani önce Hazreti Peygamber bilgilendiriliyor. Nasıl bilgilendirildi? Kaç ders yaptık değil mi? Müzzemmil suresi ile ilgili. Hele ki ilk 10 ayet grubuyla alakalı neler söyledik? Neler inşa etti Rabbimiz Hazreti Peygamber'in zihninde? Neler neler devrildi Peygamberimizin zihninde? Onu inşa etti. İşte bu bir nübüvvet suresidir. Müzzemmil suresi nübüvvet inşasıdır. Müddessir ise risalettir. Yani artık o öğrendiği şeyleri şimdi hayata, diğer insanlara, topluluğa aktaracak yani. Onun için birine nübüvvet, birine risalet suresi diye böyle bir ayrım yapıyorum. Aman bir yanlış anlamaya efendim meydan vermeyelim. Sure Mekki bir suredir. 56 ayetten müteşekkildir. Resmi sıralamadaki yeri 74'tür. Resmi sıralamada 74, iniş sırasına göre 4. suredir. Ya da hiç olmazsa ilk surelerden biridir demiş olalım. Konu itibariyle bu sureyi 6 ana başlığa ayırabiliriz. Konu itibariyle. İlk 7 ayet Hazreti Peygamber'in risaletini inşa eden ayetlerdir ki bugün bu 7 ayeti okuyacağız inşallah. Sonra 8, 9, 10. ayetler mahşerin zorluğuna dair çok sıra dışı ifadeler içerir. 3 ayet. Sonra 11. ayetten 31. ayete kadar 20 ayetlik bir pasaj var. Bu pasajda bir nankör insan tipolojisi üzerinde durur. Nankör insanlar neler söylerler, neler planlarlar, neler isterler ve ilahi irade onları nasıl karşılar, onları bekleyen akıbet nedir? Onun üzerinden 20 ayetlik bir pasaj var. İnşallah o ayetleri işlerken göreceğiz. O gün yapılanla bugün yapılanlar arasında nasıl bir takım benzerlikler olduğunu da o ayetleri incelerken göreceğiz. Sonra 32. ayet ila 37. ayette vahyin gönderiliş gayesiyle alakalı bir takım çarpıcı bilgiler var. 38 ila 48. ayetler arasında işte 11-31. ayetler arasındaki o nankör insanın özelliklerinden söz ediliyor.
Sonra onun mahşerde yaşayacağı mahcubiyet üzerinden bilgiler veriliyor. 38-48. Ayetler arasında, sonra 49 ve 56. ayetler arasında da vahiyden yüz çevirmenin korkunç akıbeti üzerinde duruluyor. Mekkeli müşrikler üzerinden bütün zamanların insanlarına vahiy ile nasıl bir irtibat kurmak lazım? Yahut da vahiyden yüz çevirmenin faturası nedir? Onun üzerinden bilgiler veriliyor. Bu 6 konu Müddessir suresinin konu başlıkları olarak belirlenebilir. 6 konu. Şimdi nüzul sırasını takip ediyoruz. Benim Kur'an'ı anlamada takip ettiğim metotlarımdan bir tanesi, sure sıralamalarını belirlerken iki sure arasındaki konu irtibatını çok irdelerim. Yani bu sure Müzzemmil'den sonra geldi diyorsak, bu surenin Müzzemmil'le konu irtibatını bulmuş olmamız lazım. Konu irtibatını bulmadıysanız o zaman belki de Müzzemmil'den sonra bu sure gelmedi. Madem Müzzemmil'den sonra bu sure geldi diyoruz, iki surenin konu irtibatını kurmamız lazım. Ben bu irtibatın da en az 5 noktadan kurulabileceği kanaatindeyim. Bunları öyle detaylandırarak değil, buraya hızlı bir şekilde söyleyeyim. Her iki surede vahyin etkinliği üzerinde durulur. Her iki surede. Her iki surede vahyin hayatı inşa eden yönleri, olumsuz insanların karakterleri ya da özellikleri ve onların akıbetleri üzerinde durulur. İki surede de ortak konular bunlar. Her iki surede vahyin gerçeği hatırlatan tezkire oluşu üzerinde durulur. Ve nihayet vahyin gerçeği hatırlatan boyutundan kimlerin istifade edebileceğine dair açık beyanlar yer alır. Her iki surede de, her iki surede olumsuz tiplerin, yani nankör ve suçlu insanların akıbetlerinin cehennem olacağı ve cehennemin bir takım sıfatları üzerinde durulur. İki surede de var. Ve nihayet her iki surenin de son ayetinde Cenab-ı Hakk'ın mağfiretine gönderme yapılarak ilahi rahmetten ümit kesmemek lazım geldiği öğretisi ele alınır, dile getirilir. Bu 5 temel nokta iki surenin birbiriyle konu irtibatını göstermektedir. Böylece bu konu irtibatı aynı zamanda sure sıralanışının da bir delili mahiyetindedir. Böyle kafadan atarak bu sureden sonra o sure geldi deyip de kaldırıp atmıyoruz. İşte gerekçeleri tespit edebildiğimiz kadarıyla mesela bunlardır. Şimdi bu surenin özellikle ilk ayet grubunun indirilişine sebep olan bir takım olaylar nakledilir tefsirlerimizde. Biz bunlara nüzül sebebi veya eski ifadeyle söyleyelim, Arapça ifadeyle esbab-ı nüzül diyoruz. Ayetlerin inişine neden olan sebepler nelerdir? Ayetlerin inişine neden olan olaylar için sebeb-i nüzül veya esbab-ı nüzül denilir. Hadislerin söylenmesinin sebebiyle alakalı da sebebi vurud denilir. Vurud ile nüzül farklı. Nüzül ayet indirildiği için nezele kelimesi gelir. Vurud ise varid olmak, yani peygamberimizin dilinden bunun çıkmasının sebebi nedir? Hadislerle ayetler arasında nüzül sebebi noktasında farklı terimler kullanılır. Bunu bilmek lazım. Biri sebebi nüzül ayetler için, öbürü sebebi vurud hadisler için. Şimdi çeşitli şeyler naklediliyor. Hele bu Müddessir suresinin ilk ayetleriyle alakalı böyle hatırı sayılır derecede sayıda şeyler var. Rivayetler var. Bir iki tanesini söyleyeyim. Onlar üzerinde de çok fazla detaya girmeye gerek yok. Deniyor ki Hazreti Peygamber bir gün böyle örtüsüne bürünmüş bir halde uyurken Cebrail aleyhisselam gelip onu uyandırmış ve ona işte bu Müddessir suresinin ilk ayetlerini
efendim vahyetmiş. Yani o uyurken üzerine bir şey örtülüyordu. O örtüden dolayı işte el-müddessir kelimesi kullanılıyor ve ilk grup ayet öyle bir olay üzerine inmiştir diye bir rivayet var. Bunu Taberi'de ve Razi'de gördüm. Onu böylece nakletmiş olayım. Daha yaygın kabul Cabir bin Abdullah'tan gelen bir rivayet. Ona göre, ondan gelen bilgiye göre Nebi Aleyhisselam ilk vahiy alışıyla alakalı bilgi veriyor. Diyor ki, Hira Dağı'ndaydım. Aniden, ey Muhammed, sen Allah'ın elçisisin diye bir ses duydum. Sağıma soluma bakındım, kimseyi görmedim. Yukarıya doğru bakınca, gök ile yer arasında bir taht üzerinde oturur vaziyette bir melek gördüm. Korktum, Hatice'nin yanına vardım. Eve döndüm yani. Beni örtün, beni örtün. Üzerime soğuk sular dökün dedim diyor. Bunun üzerine Cebrail Aleyhisselam gelip işte ya eyyuhel müddessir kum fe enzir ayetlerini indirmiş. Bu bir nüzül sebebi rivayeti. Bu da Buhari'de var, Müslim'de var ve onlardan alarak başka tefsir kitaplarında da var. Örnek olsun diye sadece Zemahşeri'nin adını vermekle yetineyim. Diğer kitaplarda da, diğer tefsirlerde de var. Herhangi bir tanesiyle filan sınırlı değil. Şimdi benim bunlar üzerinde söyleyeceklerim var. Ne söyleyeceğim? Sözümü birinci ayetle başlatarak söyleyeyim. Surenin birinci ayeti şöyle başlıyor. Estağfirullah. Ya eyyuhel müddessiru. Ey müddessir kişi. Müddessir örtünen, bürünen demektir. Müddessir kelime olarak bu demek. Yani örtünmek, bürünmek. Üzerine bir şey almak yani. Müzzemmil kelimesini anlatırken de söylemiştim. Birbirinin çok yakın anlamlısı olan iki kelime bunlar. Müzzemmil, müddessir. Bu kelimenin aslı detere kökünden geliyor. De, tere, dal, te ve ra harflerinden geliyor. Bunun şimdi aynen müzzemmilde olduğu gibi bildiğimiz manada bir kalıbı yok. Yani Arapçada 35 bab vardır. Bu 35 babın hiçbirinde böyle iddettere diye bir kalıp yok yani. İffeale kalıbı yok yani. Bu kelime hangi kalıptandır? İlle de bir kalıbı vardır. Bu değişik bir takım sebepler devreye sokularak fiillerde bazen harflerin birbiriyle bütünleştirilmesi sağlanır. Bir takım gerekçelerden dolayı. Mesela bu desere kelimesini, hani Arapça bilenler için söyleyeyim. Tefaul babına koyarsanız, tefaul diye bir kalıp var. Bir şeyin zorluk içerisinde yapıldığını ve bir işin süreç halinde devam ettiğini gösteren kalıba tefaul kalıbı derler. Zorlanarak ve bir süreç içerisinde bir şeyleri yapma manası verir bu kalıp. Bu desereyi o kalıba koyduğunuz zaman tedessere olur. Tedessereyi hani şahıs zamirlerine vurduğunuz zaman işte bizim eskimez usulde vardır. Tedessere, yetedesseru, tetedesseru diye bir kalıp gelir şurada. Hem burada hem burada. Biz böyle parmak hesabına göre Arapçayı öğrendik. Emsile, bina, maksut, izzi, avamil, izhar, kafiye, molla, cami. Biz böyle okuduk kardeşim. Beğenmeyen beğenmesin. Biz bundan öğrendik. Ben şahsen Kur'an'ı en iyi bu sistemle anlayabileceğimiz kanaatindeyim. Çünkü her örneği ayetlerden ve hadislerden oluşmuş harikulade bir sistemdir. Başka metotlarla Arapça öğrenilmez demiyorum. Ben benim yaptığımı söylüyorum. Biz böyle biliriz. Şimdi şurada boğumlar var ya 14 tane. 14 boğum, bunların her biri bir şahıs zamirini karşılar. Yani siz şimdi şu parmaklardaki 14 boğumu tanırsanız her kelimenin verdiği manayı anlarsınız. Bir kopya. Bu sadece namazda da Sübhanallah 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 demek için böyle kıvrımlı değil bu yani. Bu hem elin, avucun işlem görmesi için böyle kıvrımlara sahip kılınmıştır. Hem de Arapçayı öğrenmek için çok mühim bu.
Bu 14 kalıbı bileceksin yani. Bunu bildin mi sorun yok. Şimdi diyorsun ona ki müennes ve muhatap kalıplarında iki tane T yan yana geliyor. Üçüncü harfte dal, bunu söylemek zor. Tedessere, yetedesseru, tetedesseru. İki tane T, bir tane dal, yan yana zor. Bunu söyleme zorluğu olduğu için harfler birbirine bitiştirilir. Biz buna idgam diyoruz. O birbirine bitiştirilmede hem bu dildeki söylenme zorluğu giderilmiş olur, hem de çok sıra dışı bir anlam devreye sokulur. Çok muhteşem bir detay devreye sokulur. Nedir o biliyor musunuz? Bunu da Elmalılı'dan okudum. Ona rahmet diliyorum. Müzzemmil kelimesini anlatırken diyor ki, bu kelime el mütezemmil şeklindedir bunun aslı. Tefaul babından ismi faildir yani. Kalıbı bunun budur. Müddessir de öyledir. Bunun aslı mütedessirdir. Fakat bunun iddessere veya izzemmele kalıbına sokulmasının sebebi hem rahat söylenilmesidir, hem de muhataba sarsıcı bir mesaj vermesidir. Mütezemmil demek light bir ifadedir. Yani böyle yumuşak. Hani bir, yani kılını kıpırdatmayabilirsin. Mütezemmil böyle durumu idare eden bir ifadedir. Ama müzzemmil demek sarsıcı bir ifadedir. Kendine gel ey muhatap. Yatmanın zamanı değil. Silkin ve kendine gel. Müddessir de o demektir. Artık tek başınalığın ve kendi başınalığın zamanı değil. Kabuğuna çekilmenin zamanı değil. Hani titre ve kendine gel. Mesela bakın. Kamer suresinde var 4 tane ayet. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ. O da aynı, bu böyle. Müddekir, mütezekkir kelimesinin değiştirilmiş halidir. Mütezekkir, gerçeği hatırlayan demektir. Müddekir ise فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ. Hani nerede gerçeği hatırlayanlar? Neden gerçeği hatırlamıyorsunuz diye böyle bir vurgu içerir. Hatta bir tane daha size söyleyeyim. Şeyde, Tevbe suresinde bakın kaçıncı ayet? 38. ayet. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. Ma leküm. Size ne oluyor ki? İza kile leküm infiru fi sebilillah. Allah yolunda hani savaşa çıkın dendiği zaman siz neden İssakaltüm ilel ardı. Neden yere çivi çakar gibi yapışıp kaldınız? İssakaltüm fiilinin şeyi, aslı tesakaltümdür. Tesakaltüm yumuşak bir ifadedir. İssakaltüm mübalağa ifade eden bir mesajı daha bir, yani daha bir vurgulu ve etkili hale getirmek için yapılan bir dönüşümün ifadesidir. Laf olsun, torba dolsun diye kelimeler üzerinde oynama yapılmaz. Her birinin bir karşılığı vardır. Bu müzzemmil, müddessir kelimeleri de böyledir. Mesela yahissimun kelimesi var Yasin'de. Onun aslı yahtasimundur. Yahtasimun yumuşak bir ifadedir. Yahissimun birbiriyle didişmek. Böyle birbirini mağlup etmek için böyle uğraşıp durmak anlamında bir mübalağa manası katar. Oradaki harflerin birbirine bitiştirilmesi aynı zamanda manaya katkısı olan bir dönüşümdür. Bunu bu vesileyle ifade etmiş olayım. Ya eyyuhel müddessir. Ey müddessir muhatap. Şimdi genellikle şöyle ifade edilir tefsirlerimizde. İfadelerin yanlış falan olduğunu söylemiyorum. Genelin tercih ettiği deniyor ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem vahiy alacağını hissettiği zaman böyle maddi olarak üzerine bir şey alırmış. Böyle bir yorgan, işte kadife, keçe türü bir şey alırmış. Ya, niye alıyor bilmiyorum niye. Diyor bana ki adam, yani niye öyle yaptı? Nereden bileyim? Ya ben Allah Allah, ben vahiy almıyorum yani. Ben onu Peygamberimize soracağız yani inşallah mahşerde, niye böyle yaptın? Yaptıysa eğer tabii. Yaptı deniyor, bilmiyorum yaptı mı. Böyle bir maddi bir nesne ile örtünülmüş. İşte bu ayet o örtüye gönderme yapıyor diye yorumlanıyor.
Yani ey üzerine bir şey örtünen peygamber. O örtüye gönderme. Böyle kabul ediliyor. Hatta işte uyurken peygamberimiz böyle elbiselerini üzerine örtermiş. Bu müddessir kelimesi o elbise örtünmeye göndermedir diyenler var. Bunlar Taberi'de, diğer tefsirlerin hepsinde var. Ama görüşler neyse ki bundan ibaret değil. Allah geçmiş alimlerimize rahmetiyle muamele buyursun. Ne kadar da güzel yolumuzu açmış, ne kadar da güzel ufuk kazandırıcı bilgiler vermişler. Mesela bakın, demiş ki, İkrime'den gelen bir görüş, Hazreti Peygamber'in nübüvvet ve risalet elbisesine bürünmesi demektir müddessir. Bunu ben desem şimdi diyecek ki, nereden buldun bunu? Kimse bilemedi de bir sen mi bildin? Yok, hiç öyle bir kahramanlığım yok. Sen de sadece işine geleni nakletmekle kalma. Başka sözler de var. Bak böyle demişler. İnanmıyorsan git Taberi'ye bak. Müddessir, nübüvvet ve risalet elbisesine bürünen insan demekmiş. Öyle yorumlamışlar. Hatta birazdan söyleyeceğim. İbn Abbas doğrudan bakın. Hazreti Peygamber'in Kur'an ile yani vahiy ile örtünmesi nedeniyle ona el müddessir denmiştir. Kim diyor bu görüşü? İbn Abbas. Abdullah İbn Abbas söylüyor. Peygamberlik yükünü yüklenen kişi demekmiş. Vahiy ile, risaletle buluşan kişi demekmiş. Biz bir şey ihdas ettiğimiz yok. Eski alimlerin söylediklerinden tercihte bulunuyoruz. Sen şimdi o peygamberimizin battaniye, yorgan, keçe, kadife ile örtünmesi manasına geliyor de el müddessiri. Sen onunla mutluysan devam et. Ondan sonra kadife üzerine artık yeni malzemeler de ilave edebilirsin. Ne biliyorsan söyle. Ben işin maddi kısmı ile ilgili değilim. Ben bunun daha nitelikli bir mesaj veriyor olduğu kanaatindeyim. Çünkü böyle maddi şeylerle, elbiselerle örtünmek kastediliyor olsaydı, bunun karşılığında başka kelimeler var, onlar kullanılırdı. Onun için böyle müddessir, müzzemmil gibi sarsıcı kalıplara da gerek yoktuk. Ya eyyühel mütelebbisü der geçerdi yani. Ey elbisesine bürünmüş der geçerdi. Yani farklı boyutları üzerinde durmak, ayeti saptırmak değil, tam aksine mesajı daha doğru anlamanın bir parametresidir. Bize kazandıracağı bir yeni ufuktur. Oradan bakmak lazım. Hatta bir şey daha söylüyorum. Gene tabi yanlış anlaşılabilir nitelikte bir şey. Yanlış anlamak isteyen zaten anlıyor, anlasın. Ya o zaten istiyor ki yanlış yapalım. Tamam. Al sana malzeme. Tepe tepe kullan. Ama bizi anlamak isteyenler, doğru anlamak isteyenler derdimizi de biliyorlar. Ben diyorum ki hem el-müzzemmil kelimesiyle alakalı hem el-müddessirle alakalı. İkisiyle alakalı da diyorum ki bunların başında elif-lam takısı var. El-müzzemmil, el-müddessir. Bu kelimeler birer defa geçiyor Kur'an-ı Kerim'de, daha yok. Müzzemmil'in başındaki bir defa geçiyor, müddessir'in başındaki de bir defa. Daha yok yani. Bu kelimeler başında elif-lam olduğu için özel bir insana hitaptır. Yani Hazreti Peygamber'e. El-Müzzemmil ve El-Müddessir elif-lam takısıyla beraber Hazreti Peygamber'i nitelendirmektedir. Bunda şüphemiz yok. Ancak peki bu ayet bize de hitap ediyorsa, ki hitap ediyor, ayetin bir dediği vardır, bir de demek istediği vardır. Şimdi ortada peygamber olmadığına göre peki bu ayet kime sesleniyor? Ya eyyühe'l-Müddessir aslında ya eyyühellezine diye başlayan ayetler gibi, ya eyyühellezine amenu diye başlayan ayetler gibi, ey vahiy ile bürünmek isteyen her muhatap demektir. Özelde muhatap Hazreti Peygamber'dir, amenna, ama bunun başında eliflem yoktur varsayarak el müddessir değil, müddessir kalıbı devreye girerse, öyle düşünürseniz, vahiy ile buluşmak isteyen herkes muhataptır manası devreye girer. Böylece ayetler
bize de hitap etmiş olur. Şimdi bu ayetler Hazreti Peygamber'e hitap ediyor deyip çekip gidemeyiz. Neden? Çünkü bakın Müzzemmil'de bunun çok pratik bir örneği üzerinde durduk. Gece kalkmayla alakalı yapılan düzenlemeler kum diye başlamıştı. Hazreti Peygamber'e hitap ediyordu. Kumil leyle illa kalila. Nisfahu evin gusminhu kalila. Peygamberimize hitap ediyordu. Ama 20. ayeti okurken geçen ders ne dedik? İnne rabbeke ya'lemu enneke tekumu edna min sülüseyi leyli ve nisfahu ve sülüsehu ve taifetun minellezine ma'ak. Seninle beraber olan grup da böyle yapıyor. Allah bunu biliyor. Demek ki ayetin söylediği muhatap her ne kadar Hazreti Peygamber olsa da söylemek istediği herkestir. Müzzemmil'de bunu öğrendik. Şimdi burada da mesajı hayatımıza indirmemiz için. Buradaki mesaj bizi de ilgilendiriyor. Şimdi sayılacak 7 tane görev var. Bu 7 görevin 7'si de herkesi ilgilendiriyor noktasını elde edebilmek için el müddessir kelimesini müddessir manasına da alarak bizim vahiy ile muhatap oluşumuzu hatırlamak durumundayız. Ben ayetleri böyle okurum. Bu ayet bugün bana geliyor olsaydı benden ne istiyor olacaktı? Ben her ayeti böyle okurum. Ayetin bir dediği vardır, bir de demek istediği vardır. Biz ayetleri demek istediği üzerinden anlamaya çalışırsak mesajı daha net, daha berrak bir şekilde anlar ve hayatımıza taşımayı başarırız. Değilse o ayet beni ilgilendirmiyor, bu da beni ilgilendirmiyor. Beni ilgilendirmiyor demeye başladı mı bir adam emin ol Kur'an'ın 10'da 9'undan kurtulur. 2000 küsur ayet kıssalarla alakalı bizi ilgilendirmiyor. Şu kadar ayet münafıklarla alakalı bizi ilgilendirmiyor. Şu kadar ayet müşriklerle alakalı bizi ilgilendirmiyor. Filanca kadarı ehli kitapla alakalı bizi ilgilendirmiyor. Filancası Mekkelilerle alakalı bizi ilgilendirmiyor. Ne kaldı geri? Bir kısmı Hazreti Peygamber'le alakalı burada okuduklarımız. Bir kısmı onun aile hayatıyla alakalı. Bir şey yok. Kalmadı ki geri bir şey zaten. Hani Allah'ın kitabını hayatının dışına itmek için çok güzel malzeme. Ama bu Kadir Şinas bir bakış değildir. Buradan hakikat elde edilmez. Bu ayetler Kur'an'da bulunduğu için her ayetin herkese yönelik mutlak bir mesajı vardır anlamak isteyene. Anlamak istemiyorsan yapacak bir şey yok. Lan Murat nişan alır gibi duruyorsun orada yarım saat. Ne yakalamaya çalışıyorsun anlamadık ki. Evet. Şimdi müddessir kelimesiyle alakalı yaklaşık bir saat konuştuk. Şimdi 2 ve 7. ayetleri tabii götüreceğiz. Nasuhi abi şimdi muzip muzip ben karşımda duruyor. Kendine göre demek istiyor ki Ankara'da beraberdik cuma günü Nasuhi abiyle beraber. Ben Ankara'da cuma günü 2 konferans verdim. Cuma günü saat 4.30'da orada Birlik Vakfı'nın düzenlediği bir konferansa katıldım. Çok güzel bir ortamdı elhamdülillah. O kardeşlerimizi orada görmekle yüreğim bir mutlu oldu ki sormayın gitsin yani. Harika bir dinleyici kitlesi vardı. Onlarla 1.5 saate yakın bir Kur'an muhabbeti yaptık. Sonra aynı gün akşam saat 7'de oradan çıktık apar topar. 7'de bir özel kolej vardı. Adını söyleyeceğim. Çünkü beni çağırdılar. Ben onlara çok teşekkür ettim orada. Buradan da etmek istiyorum. Özel Aziziye Koleji diye bir kolej beni çağırdı. Ben orta dereceli okul öğrencileriyle buluşmuş oldum. Onlara da Kur'an'ın sözünün olduğunu anlatmaya çalıştım. Dolayısıyla o kardeşlerimizle de çok nefis ve nezih bir ortamda konuşmalar yaptık. Ankara'da beraberdik. Dedi ki pazar günü hangi ayetleri işleyeceksin? Dedim ki ben Müddessir'in ilk ayetini işleyeceğim. Hı-hı, olur dedi. Sen ve 7 ayet. Olmaz dedi. Dedim mahcup olacaksın haberin olsun. 7 ayeti bitireceğim. Şimdi gülüyor. Bir saat geçti bir ayetle sen bunu bitiremezsin diye ama burada işte direksiyonda benim hızlı giderim. Gaza bastım mı olur biter yani. Hayır bu 7 ayeti bitirmek zorundayım. Bu bölünmez. Bu şimdi bir dahaki ders olmaz. Ha hemen sözün burasında bir şey daha söyleyeyim.
Sarkmaz Allah'ın izniyle. Önümüzdeki hafta pazar günü, bu önümüzdeki hafta pazar günü yine dersimiz olacak burada. Önümüzdeki hafta pazar günü, yani bir hafta sonra, ondan sonra 15-15 devam edeceğiz. Bir mazeret belirdi. O mazeret haftası dersi yapmamaktansa, ben şimdi bu akşam Samsun'a gideceğim. Birkaç gün sonra tekrar buraya geleceğim. Yorulmaksa ben bunu yorulacağım. Sizi önümüzdeki hafta pazar günü burada derse bekliyorum. İnşallah televizyondan izleyen kardeşlerimizi de bu vesileyle duyurmuş olalım. Ondan sonra 15-15 devam edecek. Periyot öyle gidecek. Dersimizin başına bir iş gelmesin diye böyle bir değişiklik yapma ihtiyacı hissettik. Buradan hani Hazreti Peygamber diyor, Ela bellagtu, tebliğ ettim mi? Ettim yani. Siz de veşhedü, şahit olun yani. Veda hutbesinden de hayatımıza naklettiğimiz şeyler olsun yani. Evet. Şimdi El Müddessir üzerinde durduk. Peygamberimizden bakalım Rabbimiz neleri yapmasını istiyor? Niye böyle sarsıcı bir hitapla başladı? Sonunda hangi yedi maddelik bir silsile geliyor? Bir zincir geliyor. Bakın. Kum. Önce ayetleri tercüme edeyim. Sonra detayları üzerinde duracağım. Bir. Kum. Ayağa kalk. İki. Fenzir. Uyar. Üç. Ve rabbeke fekebbir. Rabbini yücelt. Dört. Ve siyâbeke fetahhir. Elbiseni temiz tut. Beş. Ve rüczze fehcur. Çirkinliklerden uzak dur. Altı. Ve la temnun testeksir. Yaptığını çok görerek başa kalkma. Yedi. Ve li rabbike fasbir. Rabbin için sabret. Yedi tane istek. Şimdi biz bunlara yakından bakalım. Ne demek istiyor Allah-u Teala? Hangi kelimeyi neden tercih etti? Söylenmek istenenler acaba nelerdir? Kum, ayağa kalk. Alimlerimizin önemli bir bölümü bu emri şöyle anlamışlardır. Onlar müddessir kelimesine yatarken üzerine işte yorgan, battaniye, kadife, keçe çekme manasını aldıkları için el müddessir kelimesini, buradaki kum emrini de yatağından ayağa kalkmak diye yorumlamışlardır. Yani fiziksel bir hareket olarak tefsir etmişlerdir. Ayağa kalk. Yatma artık, ayağa kalk. Yatar pozisyonu terk et, ayağa kalk. Bu yanlış bir yorum değildir. Niye? Çünkü Secde suresinde yiğit müminleri tanıtırken Allah-u Teala onları geceleri yataklarından ayrılan adamlar diye tanıtıyor. Tetecafa cunubuhum anil medaci'i. Döşeklerinden ayrılan adamlardır bizim ayetlerimize gerçekten iman etmiş olanlar. Demek böyle bir fiziksel kalkış işin içerisinde var. O manadan hareketle alimlerimizin önemli bir bölümü ayeti böyle tefsir etmişlerdir. Amenna diyecek bir şeyimiz yok. Ancak ben meseleyi böyle fiziksel hareketten ziyade daha psikolojik bir duruşa, daha manevi, daha mecazi ifade edebileceğimiz bir mahiyete dönüştürmek gerektiği kanaatindeyim. Burada kum ifadesini harekete geçmek diye algılıyorum. Kum, harekete geç. Yani harekete geçmek demek senden istenilenleri yerine getir demektir. Bu bazen evet yatarken kalkmayı gerektirir. Bazen otururken kalkmayı gerektirir. Bazen otururken yürümeyi gerektirir. Hani ayağa kalkıp yürümeyi gerektirir. Bazen koşmayı gerektirir. Bazen konuşmayı gerektirir. Bazen susmayı gerektirir. Yani siz hareket halinde olacaksınız. Sizden istenen bu. Vahyin sorumluluğuyla buluştuysanız vahiy sizi bulunduğunuz hal üzere terk etmiyor. Biz bundan aslında bunu anlamalıyız. Hani diyor ya Ali İmran suresinde Allah-u Teala, مَا كَانَ اللّٰهُ لِيَزَرَ الْمُؤْمِن۪ينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَم۪يزَ الْخَب۪يثَ مِنَ الطَّيِّبِ. Ali İmran 179. ayet. Allah müminleri bulunduğunuz bu hal üzere terk etmeyecek, ta ki temiz olan şeylerden çirkin olanları ayırt edinceye kadar.
Yani durduğun yerde bırakmıyor seni. Hani Ankebut suresinin hemen ikinci ayetinde buyuruyor ya, Elif lam mim ehasiben nasu en yutraku en yekulu amennâ ve hum la yuftenun. Yani insanlar onları hiçbir imtihana tabi tutmadan salı verileceklerini mi zannediyorlar? Yok. Kur'an, vahiy insana yeni bir dizayn kazandırma projesidir. O itibarla burada da harekete geçmek, bir şeyleri sorgulamak ve bir şeylerle alakalı yeni bir duruşa insanların gelmesini sağlayacak bir hareket emri içerir. Bu ayetteki kum emrinin böyle bir mesajı vardır. Vahiy ağır sorumluluk gerektiren bir bilgilendirme biçimidir. Müzzemmil'de söylemiştik. Ne demiştik? İnna senülki aleyke kavlen sakila. Biz sana ağır bir söz vahyedeceğiz. Söz ağır olduğu için sorumluluğu da ağır. Öyleyse harekete geçmek lazım. Durduğu gibi durmayla bu iş yetişmez. Yan gelip yatmayla bu iş olmaz. Harekete geçmek lazım. Artık peygamberimizin kendi başınalığı, yalnızlığı, sessizliği terk edip harekete geçme zamanının geldiğini Allah-u Teala ona böylece bu ayetiyle öğretmiş, öğütlemiş olmaktadır. Sorumluluğu yerine getirmek, buradaki kum emrinin sorumluluğu yerine getirmek manasında harekete geçmek şeklinde mecazi bir anlam taşıdığı kanaatindi. Diğer görüşün de yanlış olduğunu söylemiyorum. O da bir bakıştır. Fakat ben böyle bir yorumun bize de hitap eden boyutuyla böyle anlaşılmasının daha doğru olacağı kanaatindeyim. Birinci emir bu. İkinci emir fe'enzir. Şimdi bu enzir kelimesi nezir kelimesi, nüzür kelimesi, bu çok sıra dışı bir kelimedir. Kelimenin asıl anlamı ya da yaygın anlamı uyarmak demektir. Kum, harekete geç, fe'enzir ve uyar. Uyarmak aslında tebliğ etmek anlamına da gelir. Nitekim Şuara suresi 214. ayette buyuruluyor ki ve enzir aşiretekel akrabin. Yakın akrabanı inzar et. Uyar. Uyarmaya yakınından başla manasını verir. Uyarmak, tebliğ etmek. Bu kelime eğer beşir kelimesiyle beraber kullanılıyorsa, ki beşir müjdeleyici demektir, o kelimeyle beraber kullanılıyorsa o zaman bu ikaz etmek. Yani doğrudan aslında uyarmak manasını burada düşünebiliriz. İkaz etmek. Beşir, müjdelemek, bu uyarmak. Uyarıyorsun. Önceki manası tebliğ etmek, duyurmak. İkinci manası ikaz etmek, uyarmak. Bir manası daha var bunun. O da korkutmak. Azapla korkutmak. Muhatabı akıbeti noktasında bilgilendirmek ve eğer kötü bir gidiş varsa bir azap tehdidinin onlara ulaştırılmasını sağlamak anlamında böyle bir azapla korkutmak manası var. Böyle üç tane manası var bu kelimenin. Bir, tebliğ etmek, duyurmak. İki, ikaz etmek, uyarmak. Üç, korkutmak. Kelimenin yaygın anlamları bunlar. Fakat bu kelimenin bir anlamı daha var. Bu kelimenin asıl bu dördüncü anlamı belki de Risalet Kurumu'nu daha doğru anlamamızı sağlayacak manasıdır. İfade şu anlama gelebilir. Fe'enzir. Enzere nezere kökünden geliyor. Nezr, nezere, nezr adamak demektir. Üç tane ayet yazdım. Onları bu vesileyle hemen söyleyeyim. Bakara 270. ayet. Ve ma enfaktum min nefakatin ev nezertum min nezrin. Yani adadığınız hangi adak varsa fe innallaha ya'lemuh. Allah onu bilir. Ev nezertum min nezrin. Adadığınız her bir adağı Allah bilir. Nezir, hani
Nezir kurban derler. Nezir kurban. Adak kurbanı demektir işte o. Nezere adamak anlamına geliyor. Mesela Hac suresi 29. ayette Sümmel yakdu tefesehum vel yufu nüzurahum. Adaklarını yerine getirsinler manasına gelir. Nüzur, nezir kelimesinin çoğuludur. Mesela İnsan suresi 7. ayette yufune bin neziri. Onlar adaklarını yerine getirirler. Yani Allah'a verdikleri sözün gereğini yerine getirirler. İnsan suresinde öbür alemde cennetlik olmayı arzu edenlerin bu dünyadaki fedakarlık kalemlerini sayar. Onların biri de yufune bin neziri. Adaklarını yerine getirirler. İşte bu ayetteki enzir kalıbının adamak manasına geldiğini görmek durumundayız. Bu aradan hareketle şunu söylüyoruz. Peygamberlik adanmışlık kurumudur. Vahiy ile buluşanlar kendilerini vahyin ellerine teslim ederek hayatlarını vahye adayan adamlardır. Vahiy ile muhatapsanız hayatınızı vahiyleştirmek durumundasınız. Peygamberlik adanmışlık kurumudur ve vahiy adanmış adamlar ister. Hazreti Hanne karnındaki Meryem için ne demişti? Cenab-ı Hakk'a inni nezertu leke ma fi batni. Ya Rabbi, karnımdaki çocuğu sana adadım. İşte Müslüman hayatını, neslini, malını, mülkünü, varını, her şeyini Allah için adayan adamdır. İşte enzir kalıbı hem duyurmak, hem uyarmak, hem korkutmak manasına gelir. Ama bu üç mana kadar önemli olan dördüncü manası bunun adamak manasıdır. Peygamberlik adanmışlık kurumudur ve peygamberler kendilerini görevlerine adayan insanlardır. Sen ey peygamber, hem kendini görevine ada, hem de muhatapları uyar, hakikati onlara tebliğ et. İkinci emir bu. Üç. Ve rabbeke fekebbir. Üçüncü emir bu. Şimdi bunun düz cümle hali şudur. Bu cümlenin düz hali. Şimdi Arapçada cümleler bazen düz gelir, bazen devrik gelir. Cümle devrik getirilmişse orada bir ekstra mana kastediliyor demektir. Fatiha suresini işlerken söylemiştim. İyyâke na'budu. O cümlenin aslı na'buduke şeklindedir. Ama na'buduke dediğiniz zaman sana ibadet ederiz manasını verir. Ama başkasına da ibadet edebiliriz ihtimalini de içerir. Ama İyyâke na'budu olur. Yani kelimeler yer değiştirirse, cümle devrik hale gelirse sadece sana kulluk yaparız, başkasına yapmayız manası devreye girer. Burada da aynı kural geçerlidir. Biz buna Arapçada hasır kasır yollarından biri olarak takdim tehir deriz. Türkçedeki karşılığı vurgulu ifade demektir. İfadeyi vurgulu hale getirmek, daha manayı bir şeye hasretmek. Başka şeylerde bu mananın bulunmadığını ortaya koymak manasına gelen bir ifade biçimidir. Takdim tehir ile elde ettiğimiz hasır kasır yolu. Cümlenin aslı şu. Fekebbir rabbeke. Bu cümlenin aslı bu. Düz cümle hali bu. Rabbini yücelt manasına gelir. Ama o mananın içerisinde başkasını da yüceltirsen sorun yok anlamı çıkabilir. Ama ve rabbeke fekebbir olursa, bu öne gelirse cümlenin sonraki ögesi öne gelirse sadece Rabbini yücelt. Niye böyle? Çok önemli bu. Mekke döneminde çok önemli bu. Ne diyordu Mekkeli müşrikler? Biz de Allah'a inanıyoruz canım. Ayıp ettin. Ve le in sa'altum men halaka's semawati vel arda le yekulunallahu. Gökleri yeri kim yarattı diye sorsan Allah derler. Tabi onların yaratıcı Allah'la bir sorunları yoktu ki. Dolu. Bir sürü ayet okurum onunla ilgili. Bir sürü ayet var. Sorun o değil.
Hatta peygamberimize hani Kalem suresini okuyacağız inşallah. Ne zaman okuyacaksak orada anlatacağız. Veddu levtüdhinu feyüdhinu. Onlar yağcılık yapmak isterler. Sen yağcılık yapasın isterler. Onlar da sana taviz verecekler. Ne diyorlar? Bir sene senin Rabbine kulluk yapalım. Bir sene bizim putlara yapalım. Hangi sene daha iyi geçerse ondan sonraki seneler öyle devam edelim. Onlar haşa Allah tanımaz insanlar değillerdi. Allah'ı tanıyor biliyorlardı. Orada zerre kadar şüpheleri yoktu. Onların derdi Allah'ın Rab sıfatıyla ilgiliydi. İlah sıfatıyla alakalı sorunları yoktu. Halik sıfatıyla ilgili hiçbir problemleri yoktu. Kim yarattı desen Allah derler, bu kadar. Sadece o kadar da değil. Size kim rızık veriyor diye sor onlara, Allah derler. Kainatı kim idare ediyor diye sor, Allah derler. Hep böyle ifadeleri var. Ama hayatı nasıl yaşayacaksın? Hayatının neresinde hangi fedakarlıklar lazım? Allah hayatının neresine müdahale ediyor noktasına geldiği zaman karşı çıkıyorlardı. Hatta onların bir telbiyesini burada aktarmıştım size. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyk la şerike leke lebbeyk. İlla şerikün hüvelek temlikuhu ve ma melek. Onların da telbiyesi var, aybetti. Ya Rabbi emrine amadeyim. Senin hiçbir ortağın yok, bir tane var diyor. Bir tane. Ama bu sen ona sahipsin. O sana sahip değil. Ona ve onun sahip olduğu her şeye sen sahipsin. Ama bir tane ortağın var. Zaten müşrik tanrı tanımazlık değil. Müşrik Allah'a ortak koşmanın şirk Allah'a ortak koşmak demektir. Müşrik de bunu yapan adam demektir. Şimdi tabii ortada Mekkeli müşriklerle alakalı konuşurken bütün şirk unsurlarını Mekkelilere havale ediyoruz. Kendi burnumuzun dibindeki müşriklikleri hiç görmüyoruz. Ayıp ettin. Hayatımız böyle çepeçevre şirkle donanmış. Aracı edinmek şirktir. Aracı edinmeden din olmaz diyorlar. Aracılığı kaldırsın diye gönderilmiş Hazreti Muhammed. Hazreti Muhammed'i bizatihi aracı yapıyorlar. Nasıl bir şey bu ya? Ne kadar korkunç bir bozulma bu. Ne masum sunumlar bunlar. Neyin nesi bunlar? Ve rabbeke fekebbir. Ben zaman zaman söylüyorum. Gene yanlış anlaşıldığım konulardan biri. Diyorum ki Allahu Ekber diyorsun ya. Allahu Ekber'in tercümesini şöyle yapma. Allah en büyüktür. Müşrikler de öyle diyordu. Allah en büyüktür ne demek? Tamam, Allah en zirvede. Tamam ama başka büyükler de var altında yani. En büyüğü o ama başka artçı büyükler de var. Allahu Ekber, Allah tek büyüktür demektir. Allah gerçek tek büyüktür. Allah'la beraber başka büyük yok. Hani statlarda da söylüyorlar ya, böyle tezahürat yapıyorlar. En büyük filanca takım, başka büyük yok. Gidiyorsun üçüncülük takımına yeniliyorsun işte. Öyle en büyüklük yok yani. Öyle iddiaların bir alemi yok. Bak bizim takım yerlerde sürünüyor. Biz de öyle bağırıyoruz işte. Bağırıyorsun ama takımda hayat yok mesela. Ya böyle en büyük filanca. Mesela diyor ki müzik tanrısı. Ne müşrik bu ya? Müzik ilahı, pop ilahı bilmem kim. İlahın oysa sen onun kulusun. Onun ahiretine gider, orada cennet beklersin, hava alırsın. Görürsün bakalım. Kime ilah diyorsan o yargılayacak seni. Ya insan diline hakim olur biraz canım. Kullandığın kelimelere biraz dikkat etmek lazım. Öyle değil mi? Şarkılarımız var bizim. Oo. Seninle cehennem ödüldür bana, sensiz cennet bile sürgün sayılır. Gider görürsün. Ha, git bakalım ödül mü ne bakarsın. Diyor ki, bizim bütün danışlar cehennemde. Cennete gidip ne yapacağım? Git sen de cehenneme git. Git babanın tarlası zannediyorsun sen orayı. Git bakalım. Değil mi? Yetiş ya Muhammed. Yetiş ya Ali. Allah. Allah yetişmiyor. Başkaları geziyor. Hızır denizlerin, İlyas denizlerin, Hızır karaların mı? Öyle bir şey diyorlar. Yani denizleri Allah birine terk etti, karaları öbürüne, kendisi ortada yok. Haşa ve kella. Ya bak ne diyor? Zal, lanet olsun sana ey zalim kader. Kadere lanet etmek Allah'ın ilim sıfatına lanet etmektir.
Allah'ın ilim sıfatına lanet eden adam nasıl Müslüman kalabilir? O şarkısını söylüyor. Biz böyle mayışıyoruz. Ne? Döktürüyor be. Tabii. Cehenneme döktürüyor. Sen de git. Beraber gidin hadi bakalım. İnsan az seçici olur. İtikadını zedeleyecek, inancını zedeleyecek sözlerden, söylemekten de dinlemekten de uzak duracaksın. Kafir sadece söylemiyle değil, dinlemesiyle de adam kafir olur. Hatta asıl üzerine dikkat çekilen ayetlerden biri bu. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ اَنْ اِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللّٰهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَعُ بِهَا Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini, onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman, bak bunu söylemen gerekmiyor. İşitirsen فَلَا تَقْعُدُوا مَاهُمْ Onlarla beraber orada oturma. حَتَّى يَقُودُوا ف۪ي حَد۪يثٍ غَيْرِ Başka bir konuya geçinceye kadar orada bulunma. Bulunursan ne olur? İnneküm idem misluhum. Bulunursan sen de onlar gibi olursun. Peki onlar kim? Evet. Abla oradan hemen hareket etti. He, hareket öyle bir yürekten dedi ki ama öyle bir sure yok ha. Nisa diyor. Kadınlar bari surenin adını doğru söyleyin. Nisa. Nisa diye bir sure yok. Nisa suresi 140. ayet. Bir tane daha. Şaka yapıyorum, hemen alınmayalım. Hemen alınmayalım. Bak hayra vesile oldun abla. Şimdi bir ayette okuyacağım onunla ilgili. En'am suresi 68. Bizim Sümeyye burada, hemen oradan ayeti söyleyebilir. En'am suresi 68 de var. Ve idâ râyitellezîne yekûdûne fî âyâtina fe'âridh anhum hattâ yekûdû fî hadîsin gayri. Ayetlerimizle alakalı ileri geri konuşanları gördüğün zaman onlardan yüz çevir ta ki başka bir konuya geçinceye kadar. Ve imma yunsiyenneke şeytanu. Ola ki şeytan sana unutturursa oradan kalkıp gitmeyi. Hani unuttun. Fela tekud ba'de zikra me'al kavmiz zalimin. Artık o zalim toplumla beraber hatırladıktan sonra orada oturma, kalk git. Ne diyor adam? Ben kumar oynamıyorum kahvede, seyrediyorum. Abi seyret. İçin akıyor. Evet. Zarları eline almıyorsun ama ne çıkıyorsa zarlarda, hangi rakamsa adama hemen döktürüyorsun. Zevkine, eğlencesine tavla oynamak. Mesela böyle atıyorsun tavla, zar geliyor bilmem. İsimleri de var böyle rakamların, her birinin kendine göre. Ezberlemiş adam. Mesela det 4-5 gelirse ne yapmak lazım? 6-6 gelirse ne yapmak lazım? Kapı aldı, pencere aldı bilmem ne. Böyle literatür var. Mesela saatlerce oynuyor. Ya, kumar değil. Kumar değil. Arada bir para dönmüyorsa çayına oynuyoruz diyor. O da kumar. Çay kumarı o. Öbürü servet kumarı. Bu da çay kumarı. Fark etmez. Değil mi ki yenilen parayı veriyor? Kumar işte bu. Ne var canım işte? Bunda ne var? Bunda ateş var. Başka? Başka ne istiyorsun yani? Sanki ibadet yapıyor. Ne var bunda? Az bir ayet oku. Okumaz. Ayıp ettin. Ayeti başkası okusun. O niye okuyacak ki ayeti? Sözüne dikkat eder Müslüman. Söylemine dikkat eder. Ciddi iştir bu iş çünkü. Farkına varmadan tepe taklak olma tehlikesi var. Şimdi bakın. Çok sıra dışı bir şey söyleyeceğim. Bir kısmı gene bozulacak ama söyleyeceğim. Ve rabbeke fekebbir. Sadece Allah'ı yücelteceksin. Başka kimseyi yüceltmeyeceksin. Şimdi Kur'an-ı Kerim'i yüceltiyoruz değil mi? Ne yapıyoruz bunu? Duvara asıyoruz. Raflara, en yukarıya. Niye? Belden aşağıya düşmesin diye. Yüceltiyorsun bunu. Ben de böyle muziplik yapıyorum. Diyorum ki ikinci kattakinin neresine gelecek? Sizin evin üst kattakinin neresine gelecek? Arada kiriş olsun, kolon olsun. Dert mi? Onun altına geliyor işte. Senin saygın bu. Hani bizim Trabzonlu Temel'in fıkrası var ya. Nerede parayı saklayasın demiş ona cemaat. Da demiş ki demem onu, çalarsınız parayı demiş. Yok ya çalmazlık söyle. Kimsenin bulamayacağı bir yere koyarım onu demiş. Neresi? Kur'an'ın içine koyarım onu demiş. Niye, kimse açmaya ki onu? Hırsızın bile dikkatini çekmeyi. Hırsız açabilir mi Kur'an'ı? Niye? Çarpar. Ya çarpan Kur'an var. Kur'an çarpıklıkları gidersin diye gönderilmiş bir kitap.
Bizimkinin yemini çarpan Kur'an. Kur'an çarpsın şöyle. Çarpmaz böyle yemin olmaz ya. Çarpan. Çarpmaz, çarpmaz. Çarpıklıkları giderir bu kitap. Yüceltmek. Senin Kur'an'ı yüceltmene Kur'an'ın ihtiyacı yok. O zaten kaynağı itibariyle yücedir. Kur'an-ı Hakim'dir. Kur'an-ı Mecid'dir. Kur'an-ı Aziz'dir. Bu zaten kaynağı itibariyle yücedir. Kur'an'ın indiriliş gayesi senin onunla yücelmeni sağlamasıdır. Sen yücelesin diye geldi bu. Bunu böyle yüceltmeyle görevini yerine getirmiş olmazsın. Buradan hareketle kalkıp da sakın ha Kur'an'ı yerlere atın falan demiyorum ha. Sakın haşa ve kella böyle bir şey söylemiyorum. Elbette. Ama saygının anlamlı olabilmesi doğru bir saygı üretmeyle mümkündür. Yanlış saygı ölçüleri ortaya koyup da asıl saygıyı hayatın dışına itmenin bir alemi yok. Ey Kur'an sana çok saygılıyım ama hiçbir dediğini yapmıyorum. Saygı mı bu şimdi? Böyle saygı olur mu? Saygı kime karşı duyuluyorsa ona karşı bir sadakat gerektirir. Sadakatin sıfırsa saygının bir anlamı yoktur. Niye Kur'an'da iman ve salih amel ifadeleri hep yan yana geçer? Niye tek başına iman adamı kurtarır diye ayet yok? Niçin? Çünkü tek başına iman bir iddiadır. O iddianın ispatı salih amelle mümkündür. Salih amelin yoksa imanın bir inançtan ibarettir. Adamı kurtarmaz. İmanın seni kurtarması, onun salih amelle desteklenmesi şartına bağlıdır. Bilmem şu kadar ayette bunlar sayılır. İnnellezine amenu ve amilussalihati. Dolu Kur'an-ı Kerim. O itibarla saygı, sadakat ve fedakarlık ister. Sadakatin ve fedakarlığın olmadığı yerde saygın sadece bir slogandan ibarettir. Ve rabbeke fekebbir. Sadece Rabbini yücelt. Bu aynı zamanda sadece Allah'ı üstün tut. Sadece Allah'ı üstün gör demektir. Mekke'de bunu demek aynı zamanda başka varlıklara üstünlük, yücelik atf etme demektir. Başka tanrılar edinmeyin. Artçı tanrılar edinmeyin. Başka yücelikler devreye sokmayın demektir. Hatta ben ve rabbeke fekebbir ayetinin, bu ayetin namazlardaki iftitah tekbirinin delili olduğu kanaatindeyim. Ve rabbeke fekebbir sadece Rabbini yücelt, Rabbini tekbir et demek. Namazlarda namazın rükünlerini Kur'an'ın dışında aramaya gerek yok. Kur'an'ın içinde var bunlar. Kıyamı da var, kıraati da var, rükûu da var, sücudu da var, teşehhüdü de var, tekbiri de var, hepsi var. Bulmak istersen var, bulmak istemezsen yapacak bir şey yok zaten. Bulmak istemiyorsan ne yapalım ben? Başka yerden bulursun. Ama Kur'an'da var bunlar. Ve rabbeke fekebbir aslında tekbirin emredildiğinin bir delilidir. Müddessir suresinin okuduğumuz 3. ayeti. Evet, bu ayet geldiğinde rivayetlerde görüyoruz. Peygamberimiz Allahu Ekberu Kebira demiş. Tek ve gerçek büyük Allah'tır sözünü ifade etmiş. Hazreti Hatice de ona eşlik etmiş. Böyle rivayetler var. Şimdi bir husus daha var burada. Ve rabbeke fekebbir. Rab kelimesini kullanıyor bak. Yani Cenab-ı Hak kendi adını kullanmıyor. Başka sıfatlarını kullanmıyor. Rab sıfatını kullanıyor. Neden? Çok önemli bir gerekçesi var bunun. Mekke döneminin hele ki ilk dönem surelerinde, ilk 4 yıllık periyotta büyük çoğunlukla Cenab-ı Hakk'ı ifade eden sıfat Rab sıfatıdır. Neden acaba Rab sıfatı tercih ediliyor? Mekkeli müşrikler Cenab-ı Hakk'ın Rab sıfatına karşı mesafeliydiler. Hem o mesafenin yanlış olduğunu ortaya koyma amacı var, bir. İkincisi, yine Mekkeli müşriklere bir gözdağı veriliyor olabilir. Yani siz bu peygamberi, Peygamberimiz Aleyhisselam'ı garip, tek başına, sahipsiz, yapayalnız zannetmeyin. Onun sahibi var. Onun Rabbi var. Onu yetiştiren, koruyup kollayan, sahiplenen, büyüten, onu koruyup kollayan bir adres var. Onu tek başına mağdur, mazlum gibi algılamayın. Sahibi var.
ona karşı düşmanlığınız Allah'a düşmanlıkla eş değerdir demeye getiriyor. Yani haddinizi, sınırınızı iyi bilin. Bir anlamı budur. Gene Mekkeli müşriklere yönelik. Bir anlamı peygamberimize yöneliktir. Ey peygamber, sen yapayalnız değilsin. Seninle beraber Rabbin vardır. Sen sahipsiz değilsin. Seni koruyup kollayan sahibin vardır. Peygamberimize moral vermesi amaçlanıyor. Bir dördüncü mana, maksat, hem o günün müminlerine hem sonraki dönem bütün müminlere hitaben. Siz davanızda Allah'tan yanaysanız unutmayın, yanında destekçiniz Allah'tır, Rabbinizdir. Sizi yalnızlığa terk etmeyecektir. Sizi sahipsizliğe bırakmayacaktır. Onun için hakikat bazen bir kişiyle de temsil edilir. Sakın ha kalabalıklar yanıltıcı olmasın. O filancanın şu kadar adamı var. Hiç dert değil be. Hiç dert değil. Hazreti Nuh'un karşısında şu kadar insan vardı. Firavun'un güdümünde bu kadar avanesi vardı. Hazreti Hud'un karşısında Ad kavmi şu kadar medeniyette zirve yapmışlardı. Semud kavmi şu kadar ileriydiler. Ne oldu? Bir gürültü hepsinin işini bitirdi. Hakikat değerini kaynağından alır, referansından alır. Ne kalabalıklardan ne de geçmişten gelişinden hakikat değerini almaz. Onun içindir ki Nahl 120. ayette beyan edildiği gibi İnne İbrahim'e kâne ümmeten, tek başına İbrahim bir ümmet idi. Bir kişi bir ümmet olabiliyorsa ey Müslüman, ümitsizliğe, bıkkınlığa ve yılgınlığa yer yok. Sen yanı başında Allah'ı hissedeceksin. Allah seninle ise alem düşman olsa kaç yazar? Dert değil. Alem dostun olsa, Allah sana karşı ise yazık ettin ömrüne demektir. İşte ve Rabbe kefekkebbirin böyle dünyaları var. Biraz etraflı düşünmek lazım. Sonra dördüncüsü ve siyâbeke fetahhir. Çok önemli bir şey söyleyeceğim bununla ilgili. Ve siyâbeke fetahhir. Birkaç tane şey var. Anlam ihtimali var bu ve siyâbeke fetahhir. Şimdi hani kum emrini yataktan kalkmak diye yorumladılar. Yorumlayan alimlerimiz bu doğrultuda ve siyâbeke fetahhir ayetini de elbiseni temiz tut diye yorumlamışlardır. Bu yanlış değil tabi. Elbiseyi siyâb elbise demektir. Tahhir temiz tut. Elbiseni temiz tut. Bu temiz demek. Maddi kirlerden arınmak manasında peygamberimizi de etrafındakileri de inşa eden bir emirdir. Ancak bu kelimenin, siyâb kelimesinin tahhir kelimesiyle beraber mecazi olarak elbiseni, yani maişetini, yani hayatını devam ettirdiğin enstrümanlar, araçlar, her neyse onları tertemiz elde et. Yani kazancın helal olsun manasına da gelir. Helal elbiselerin olsun. Helal malın mülkün olsun. Helal gıdaların olsun. Sen helalden, temizden yana bir tavır ortaya koy. Bu ikinci manasıdır. Üçüncü manası, elbiseyi temizlemeyle beraber bedeni temiz tut manası da var. Siyab kelimesinin kişinin bedeni manası da var. Bedenini temiz tut. Yani vücudun, cesedin temiz olsun. Siyab kelimesinin kalp manası da var. Kalbini temiz tut. Yani kalbini temiz tut demek, yüreğinde şirk, küfür, nifak, inkar gibi arızalar bulunmasın. Allah'la beraber başka varlıklara üstünlük filan isnat etmemeye çalış. Kalbin Allah'la beraber tertemiz olsun. O inancı zedeleyecek, o inancı kirletecek herhangi bir arıza orada bulunmasın demektir. Bu dördüncü manasıdır. Beşinci manası, ey Muhammed, gönlünü ferah tut. Yani şu kadar millet sana karşı diye moralin bozulmasın, gardın düşmesin. Maksat senin yardımcın ve destekçin Allah'tır. Öyleyse keteballahu le'aglibenne ene ve rusuli. Allah hükme bağlamıştır. Ben ve peygamberlerim
mutlaka galip geleceğiz. Ya eyyühellezine amenu in tensurullaha yansurküm ve yusebbit akdameküm. Siz Allah'ın dinine yardım ederseniz o da size yardım eder ve ayaklarınızı sabit tutar. Ve la tehinu ve la tahzenu ve entumul a'levne in kuntum mu'minin. Eğer gerçekten inanıyorsanız hüzünlenmeyin, gevşemeyin, siz üstünsünüz. Şimdi Müslümanlar üstün değillerse in kuntum mu'minin şart cümlesini karşılayamadıklarıyla alakalı kendi hayatlarını sorgulasınlar. Ama Allah'tan yana olanlar neticede galiptirler. Dünyada da galip sayılırlar, mahşerde de ödülle buluşturularak galibiyet yaşayacaklardır. Ve siyabeke, yani ödülle buluşturulacaklardır. Ve siyabeke fatahirin böyle 5 tane anlamı vardır. Yani Mekki surelerde böyle anlam çeşitliliğine dair çok örneklerimiz vardır. Onun için Mekki surelerin genel özelliği icazdır. İcaz demek sözü kısa tutup mesajı geniş tutmaktır. Yani söz kısa, vecize diyoruz ya, vecize. Vecize ne demek? Özlü söz. Yani söz az ama mesaj fazla. İcazlı ifadelerdir Mekki surelerde. Cümleler kısadır ama anlam ihtimalleri oldukça yoğundur. Bu da onlardan biri. Bir, iki kelimelik bir cümlenin 5 tane manası olabilir. Evet. Ver-rucuze fehcur. 5. emir. Ver-rucuze fehcur. Bir sayım döküm yaptım. O detaya girmek istemiyorum. Ricz. Ricz, rucz. Birbirine yakın manalar veren kelimelerdir bunlar. Buradaki kasıt bütün pislikler, bütün kirliliklerden hem inanç olarak hem maddi anlamda. İnanç olarak şirk, küfür, nifak, inkar gibi manevi yani inanca yönelik bu arızalardan ve maddi olarak da necaset dediğimiz her türlü kirlilikten, pislikten hem elbiseni hem vücudunu hem ibadet yapacağın yeri temiz tut. Hadesten taharet, necasetten taharet dediğimiz o namazın şartlarının iki tanesinin referansı bu ayettir. Yani hem büyük abdestsizlikten, kirlilikten arın, hem necasetten arın. Pisliklerden uzak dur. Buradaki uzak durmak, ebediyen uzak durmaktır. Yani toleransın olmasın. Vücudunda biraz pislik var, onunla namaz kılan filan. Hayır, görünen pislikler, necaset anlamında onlardan arınmak gerekir. Bana zaman zaman sorarlar. Sizin de muhtemelen ara ara aklınıza geliyordur. Biliyorsunuz abdest ayeti ne zaman geldi? Medine döneminin sonlarında. Hatta en son ayetlerin biri olarak bilinir. Maide suresinin 6. ayeti. Soruyorlar hocam, daha önce Müslümanlar namaz kılarken abdest almıyorlar mıydı? Bu abdest ayeti vahyin en son döneminde geldiğine göre öncesinde ne vardı diye yani tarif edilmiş, detayı üzerinde durulmuş başka ayet yok. Maide 6. ayet var bir tane. İşte o sorunun cevabı bu ayettir. Ver rucze fehcur. Bütün kirliliklerden uzak dur. O necaset dediğin hem maddi kirliliklerden hem manevi kirliliklerden uzak durmak vahyin ilk ayetlerinin ilk emir cümleleri arasında yer alır. Dolayısıyla buradan kasıt sakın ha şöyle de algılanmasın. Bazen öyle de algılanıyor. İşte peygamberimiz pis miydi ki ona temiz ol diyor Allah-u Teala. Hayır, öyle de değil. Biz bunun pek çok örneğini biliyoruz Kur'an-ı Kerim'de. Mesela Fatiha'da okurken ne diyoruz? İhdinas sıratal müstakim. Ya Rabbi bizi sırat-ı müstakime ulaştır. Zaten Müslüman olan bir adamın duasıdır bu aynı zamanda. Demek ki bizi müstakim yolun devamlıları eyle demektir. Yani müstakim yol üzerine devamlı eyle demektir. Hüden lil muttakin mesela. Kur'an muttakiler için bir hidayet rehberidir. Zaten adam muttaki. Bunun bir daha hidayet rehberliğine ne ihtiyaç var? Var. Sporcu diliyle söyleyelim. Şampiyon olmak için çok antrenman yapman lazım. Çok çalışman lazım. Bir güreşçi düşünün veya bir boksör düşünün. Boksu da hiç sevmem ya. Bu adamın ağzını burnunu patlatıyor, ondan sonra sarılıyor. Yani anlamadı ki bundan bir şey.
Madem sarılacaktın niye vuruyorsun adama? Nedir bu yani? Güreş anlıyorum da bu boksu bir türlü anlamadım. Bir de kickbox var. O hep canavarlık ya. Yani korkunç şeyler var. Böyle spor programlarını zaman zaman seyrederim. Böyle bir ekstrem sporlar var. Onlarda her şey serbest. Öldürüyor adamı. Ha böyle vuracak ki kurtarsın. Yoksa o da ölüyorsun lan. Yani müdahale et de gidiyorsun yani. Ringde ölen sporcular var yani. Ne gerek var? Böyle yani meslek olarak spor yapmak doğru bir şey değil ki yani. Onu hobi olarak yapmak doğrudur. Meslek yaptığın zaman işte böyle helak oluyor. Şimdi ben öyle takım sporlarını pek sevmem. Ferdi sporları severim. O da güreş. Yaptığımdan değil yani. Beni yanında gören zaten güreşçi. Hamza Yerlikaya ile benim bir ufak uzak bir tanışıklığım var. Bir de o dünya ve olimpiyat şampiyonu vardı. Mahmut Demir. O ağır siklette filan. Ben trafik kazası geçirdiğim yıl o da dünya şampiyonu olmuştu. Böyle evde koma halinde yatarken onu seyrediyordum. Öyle dua etmiştim ki Mahmut'a. Mahmut Demir. O sporları seviyorum ama ona o zaman derdim. Ya derdim arkadaş şampiyon olmak için ne kadar çalıştın? Derdi ki çok çalışıyoruz hocam. Evet şampiyon olmak istiyorsan çok çalışacaksın. Ama şampiyon olmak yetmez. Şampiyon kalmak lazım. Şampiyon kalmak için daha çok çalışman lazım. Nasıl olsa şampiyon oldum dedim. Antrenmanları aksatırsan hemen ünvan maçında yere yapıştırırlar adam. Hüden lil muttakîn. Kur'an muttakiler için hidayettir. Yani muttaki kalmak için Kur'an'a muhtaçtır herkes. Burada da aynı. Peygamberimiz pisti de ona temiz ol demek değil. Zaten temiz davranıyordu. Temizlik halin devam etsin. Mesaj ümmetedir. Herkes bu tür pisliklerden hem inanç olarak aykırılıklardan hem bedeni maddi pisliklerden uzak durmak ayetin emridir. Ondan sonra velâ temnün testeksir. Bu da çok muhteşem bir ayet. Bunun da 5-6 tane mana derinliği var ama detaya girmek istemiyorum. Şu kadarını söyleyeyim. Velâ temnün testeksir. Yaptığını çok görerek bunu muhatabın başına kalkma. Tam bizi anlatıyor biliyor musun? Gidiyorsun 5 paralık bir iyilik yapıyorsun. 25 kuruş adamın canını çıkartıyorsun. 3 kuruş yardım ediyorsun. Ondan sonra onu 2'de 1 söyleyerek perişan ediyorsun. İşte buna men ve eza derler. Kur'an'ın Kur'ani kavramlardı bunlar. İnfakını men ve eza ile iptal edenler Allah'a da ahirete de aslında inanmayanlardır der. Bakara suresi 264. ayet. Velâ temnün testeksir. Yaptığın iyiliği çok görerek onu milletin başına katma. Tam burada mesela şey çok önemlidir. Hücurat suresinin harikulade bir ayeti var. 17. ayet. Yemunnûne aleyke en eslemû. Kullâ temunnû aleyye islâmeküm. Belillâhu yemunnû aleyküm en hedâküm lil imâni in kuntum sâdikîn. Harika bir ayettir. Hücurat suresi 17. ayet. Başa kalkmayın. Müslüman oluşlarını senin başına kalkıyorlar. Bak Müslüman olduk bu iyiliğimizi unutma. Çok iş. Benim için mi Müslüman oldun? Kendin için Müslüman oldun. Asıl size hidayet etti diye Allah size ikram ediyor. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Bunu başa kalkarak aleyhinize dönüştürecek bir yanlışlık yapmayın demeye getiriyor. Hem önce peygamberimizi uyarıyor sonra da bütün vahyin muhataplarına böyle bir yanlış defolu duruşun sahibi olmayın demeye getiriyor 6. görev olarak. 7. görev ise veli rabbike fasbir. Rabbin için sabret. Ne demek bu? Niye burada geldi? Veli rabbike fasbir. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu anlatılan 6 özellik var ya, bunları yaptığın zaman başına sıkıntı gelecek. Sıkıntı gelecek. Öyleyse o sıkıntılara göğüs germeye hazırlan. Kim hakikati söylüyorsa bilsin ki karşısına korkunç bir grup çıkacaktır. Eğer sözünden herkes memnun oluyorsa sözünde problem vardır. Bundan birileri rahatsız olması lazım. Rahatsız olanların sayısı fazlaysa bu senin hakikat üzere olduğunun bir delili olabilir. O itibarla Hazreti Lokman oğluna nasihatler yapıyor. Lokman suresinde hani onun oğlundan istediği 10 tane şey var, görev var. Orada diyor ki ya bu neyye
اَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ. Yavrucuğum, namazı kıl, iyiliği emret, kötülükten nehyet, başına gelecek sıkıntılara karşı da sabret. Ne demek bu? İyiliği emreder, kötülükten nehyedersen başına sıkıntılar gelebilir. Öyleyse o sıkıntılara karşı şimdiden göğüs gerecek ve onları efendim tolere edebilecek bir dik duruşun olsun. Ve bu sabrın zillet ve meskenet içerisinde bir sabır değil. Her ne tür baskı olursa olsun sen hakikatten yana duruşunu bozmama noktasında Allah'tan yanalıktan taviz verme. Sabir kelimesini Müzzemmil suresinde işlemiştim. Hangi edatlarla hangi anlamlara geliyor? O anlamları şimdi yeniden burada gündeme getirmeye gerek yok. Rabbin için sabret. Sabrının adresi Allah rızası olsun. Allah için sabredersen ödülünü Allah'tan bekleyeceksin. Veli rabbike fasbir. Zaten sabrının adresi sadece Allah olsun manası var. O li rabbike'nin öne gelmesinin sebebi budur. Sadece Rabbin için sabret. Yani onun dini, onun izzeti adına başına ne sıkıntı gelecekse sen o değerlerden, o kıymetten uzak durma. Allah'tan yana olmanın huzurunu yaşa demeye getiriyor Cenab-ı Hak. İşte bu yedi emir. Önce Hazreti Peygamber'e, sonra vahiy diye bir derdi olan herkese yönelik ilahi bir bildirimdir. El müddessir olan Hazreti Peygamber'i şekillendiren bu ayetler, müddessir olma sevdasındaki her Kur'an talebesine yönelik bir hayat inşası projesidir. Bu projeleri hayatımıza nakletmek, hayatımıza nakşetmek, Kur'an'ı bu anlamda hayatımıza taşımak, Kur'an'a taşınmak ve sonuçta da Kur'an'ın bizi cennete taşıması için bir fedakarlık ortaya koymak durumundayız. İşte Kur'an'dan hayata pratik çözümler mesela bu surede 7 madde olarak önümüze serilmiştir. Bu maddeleri hayatının vazgeçilmezi yapan Kur'an yiğitlerine selam olsun diyor ve hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Haftaya pazar günü devam eden ayetleri okuyacağız inşallah. Allah'a emanet olun.